Ulan İdris! İpi cevşet, boğulacağım! Ulan kafasız herif! İpi cevşet usam, seni nasıl boğulacağım? Ulan Dursun! 4 defa mahpustan kurtuldun! Bakalım benim elimden kurtulabilecek misin? Ulan İdris! Ben cezamı çektim! Pişmanım! Ulan senin işini ha buraya bitireceğim, Dursun! Yani asacaksın beni, öyle mi? He, asacağım seni! Ama adet yerini bulsun! Sorayım sana bakayım! Son bir isteğin var mıydı acaba? Vardır ulan! Nedir, söyle bakayım! Ulan ipi gevşet de söyleyeyim de ha! Mantar yemek istiyorum! Ulan sen ne mantar kafalı bir adamsın! Ulan bu sıcak havaya mantar yiyelim mi? Adam sigara ister, ne bileyim başka bir şey ister de. Hayatım boyunca hep mantar yemek istedim. Ama zehirlidir dediler, yedirmediler. Hiç olmazsa bari ağız tadıyla bir mantar yiyeyim de. Nasıl? La İdris, ha parasızlığın gözü kör olsun ya. He ula Cemal, doğru diyorsun. Ula bu parasızlık ne kadar kötü bir şeydir. Ha bu ayakkabılara bak sana. Hepten şafti kaymış. İçine bakteriyle beşe beş maç edildi. Ula hal zengin insanlar kaç tip ayakkabısı vardır acaba? Ula en az 150 çift ayakkabısı vardı. 150 mi? He. Ulan o kadar ayakkabıyı almak için çok çalışıyla galiba. Ya ne çalışması Cemal? Ya ola o kadar parayı saymaktan çalışmaya vakit bulabiliyle mi sanki? İdris. He. Senin o kadar paran olsa ne edersin? Ulan Cemal sen ne kadar da güzel konuşuyorsun bakayım. Benim o kadar param olsa kocaman 4x4 bir tane araba alırım da. Ulan ne edeceksin arabayı? Ulan. Ayakkabım eskimez de, arabam olsa en az 2 sene daha bu ayakkabıları giyerim de. Nasıl? Efendim, bir delinin nasıl akıllandığını nereden anlarsınız? İzleyin, anlayın. Akıl hastası olan sarı artık iyileşti doktor bey. Taburcu olması için gereken evrak var burada. Teşekkürler kızım. Lakin bir sorum var. Nedir? Salih iyileşmiş olmasına rağmen hastaneden ayrılmak istemiyor. Allah Allah! Niye istemiyor? Bilmiyorum doktor bey. Tamam, sen hastayı çağır bir de ben konuşacağım. Tamam doktor bey. Beni doktor bey, beni çağırmışsınız. Evet Salih. Öncelikle geçmiş olsun. Artık akıllandı. Sağ olun doktor bey, vallahi sayenizdedir ha. Sizin sayenizde delikten kurtuldum, akıllı bir adam oldum. Salih, ailen var mı? Vardı. Valla iki çocuk, 3 tane kaynana vardı. 3 kaynana nasıl oluyor? Yok benim ölen karılardan kaldılar başıma. 3 tane. Ha ne güzel işte. Çocukların, kaynanaların ve ailen varmış. Seni evde bekliyorlar. Artık da deli değilsin. Niye hastaneden çıkmak istemiyorsun? Yok doktor bey, bak siz de söylediniz ya. Siz olsanız o 3 tane kaynananın yanına geri döner misiniz? Uy, ben bunu hiç düşünmemiştim. Kızım! Selam'a en lüks odayı ver. Bizim misafirimizdir. Selamun aleyküm doktor bey. Aleyküm selam Cemal. Nereye gidiyorsunuz böyle? Bizim çocuğu okuldan alacağım da o acı diyorum. Ben de sağa geliydim. Bana mı geliydin? Sen sonra gel Cemal, şimdi acelem vardır. Ama acil bir mevzuda konuşacaktık da doktor bey. Hayırdır, ne oldu ki? Ya biliyorsun benim alkol problemim var. Ya ben bu alkolden kurtulmak istiyorum da. Cemal, dedim sana şimdi acelem var. Çocuk okuldan çıkmak üzere. Sen sonra gel bu konuyu konuşalım. Ama bir an önce konuşmamız lazım da doktor bey. Tamam, o zaman bu akşam buluşup konuşalım. Olur mu? Olur. Hem bir iki kadeh bir şey içerik hem de bu konuyu konuşuruk, olur mu? Nasıl?
efendim nasıl tutsuz yemek tat vermezse kahkahasız Fikra da tat vermez. Kahkahanın yeni adresi Fikralala Türkiye. Kolay gelsin Mirim. Eyvallah hocam, buyurun oturun. Bugün hava ne kadar güzel değil mi hocam? Evet. Tıpkı Orhan Veli'nin şiirinde dediği gibi. Neyse hatırlayamadım. O da havanın güzelliğinden bahsediydi zaten. Hocam yeni bir kitap üzerinde çalışıyorsunuz anlaşılan. Evet doğrudur doğrudur. Konusu ne? Ne üzerinde bu seferki çalışmanız? Konusu aşkın elçekler üzerindeki etkisiyle ilgili bir kitap. Aşk. Aşk ha. Ne garip bir şeydir aşk değil mi hocam? Tabii tabii. Tevfik Fikret'in dediği gibi. Ne demiş Tevfik Fikret? Ne demiş? Ya o da bizim dedüklerimize yakın bir şey demiş işte. Çok saygıdeğer hocam. Ya izin verirseniz bir şey sormak istiyorum. Tabii buyurun buyurun sorun bakalım. Bundan önceki kitabınızda sosyal olguların spesifik yaklaşımlar üzerindeki katkılarını anlatmışsınız. Doğrudur, doğrudur. Hocam sizce bu yaklaşım doğru mudur? Vallahi ben de bilmiyorum. Ya nasıl bilmezsiniz hocam? Kitabı siz yazmadınız mı? Elbette, elbette ben yazdım ama henüz daha okuyamadım onu. Nasıl? Selamun aleyküm Zemal. Aleyküm selam İdris, hoş geldin. Sağ olasın. Tatildeymişsin. He, yurt dışına çıktım da. La nereye gittin yurt dışına? Hep adını unutuyorum. Hani var ya dünyanın en büyük şelalesi neydi? La yoksa Niagara şelalesine mi gittin? Hah, Niagara şelalesi he. Ula gördün mü şelaleyi? He, görmez olur muyum? Ula Zemal. Acayip büyük bir şelaleydi. Vay be. Nasıl bir şeydi? Ya nasıl olacak Cemal? Usta su yeleği akayı ölüye şelale işte. Ya tamam onu biliyorum da dedüklerine göre çok korkunç bir ses çıkartılmış şelale. Onu diyelim, onu duydun mu? Korkunç ses mi? He. Ya vallahi ben gürültü mürültü duymadım. La İdris ne diyorsun ya? Hem gittim diyorsun hem sesi duymadım diyorsun bana. Ula Cemal niye anlamayasın ki? Ben o Niagara şelalesine kaynanamla beraber gittim. Kadın öyle bağırıp sağırıp konuşuyor ki şelale bile korkudan sessiz aktı da. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.